Görsel ve internet medyasının temsilcileri, çok değerli konuklarımız. Efendim izin verirseniz konuşmalarını yapmak üzere çözümü birlikte arayıp doğruyu bulabiliriz. Dayanışma içinde hareket edersek sorunları çözebiliriz diyen, seslerini duyuramayanların sesi, ülke birliğimizin ve beraberliğimizin teminatı, bu ülkenin işsizlerinin, bu ülkenin esnafının, bu ülkenin apartman görevlilerinin, bu ülkenin kamyon şoförlerinin, bu ülkede yaşayan halkın ve garibanların dostu olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin saygıdeğer Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Aslında siz Türkiye'nin bütün sorunlarını biliyorsunuz. Çünkü sorunların içinde yaşıyorsunuz. Esnaf kendi derdini biliyor. Muhtar kendi derdini biliyor. Sanayici kendi derdini biliyor. İşsiz derdini çok daha iyi biliyor. Çalışan, asgari ücretle çalışan evi nasıl geçindireceğim onun derdinde. Çiftçinin derdi var. Ne olacak bu memleketin hali diye. Zaman zaman bir araya gelip çiftçisiydi, manavıydı, kasabıydı, sanayicisiydi oturup konuşuyoruz. Ben size bugün Allah'ın izniyle dostlarımızla beraber iktidar olduğumuzda neleri yapacağımızı anlatacağım. Çünkü sorun var, bu sorunların çözülmesi lazım. Sorun nasıl çözülür? Sorunun çözümünü samimi olarak gerçekleştirmek istiyorsanız, yani sorunu çözmek istiyorsanız, sorunu yaşayanlarla oturup konuşmanız lazım. Çünkü sorunu yaşayan size yaşadığı sorunu anlatacak ve siz de o sorunun nasıl çözülmesi gerektiğini bir şekliyle oturacaksınız, işin uzmanlarıyla bir araya gelip çözeceksiniz. Türkiye'de yapılmayan bu. Rahmetli Ecevit Ekonomik Sosyal Konsey diye bir konsey kurdu. Neydi Ekonomik Sosyal Konsey? Esnaf, çiftçi, sendikacı, meslek kuruluşları bir araya geliyorlar. Artı siyaset, hükümeti yönetenler bir araya geliyorlar. Var olan sorunları dillendiriyorlar, ortak çözüm üretiyorlar. En son normalde 3 ayda bir toplanması gereken Ekonomik Sosyal Konsey ne zaman toplandı? 5 Şubat 2009. 5 Şubat. Hangi yıldayız şimdi? 2021 yılındayız. Niye toplanmıyor? Vatandaşın derdi yok mu? Vatandaşın derdi var. Toplayamayan kişiyi hafızanızın bir yerinde tutun. Devleti iyi yönetemeyen kişiyi hafızanızın bir yerinde tutun. Sandığa gidince ya bu memleketin yaşadığı sorunlardan ve o sorunların çözümünden kim sorumludur? Onu da hafızanızın bir yerinde tutun. Aramızda muhtarlarımız var. Ne demek muhtar? Muhtar kendi mahallesinin, kendi köyünün kanaat önderidir. Ve muhtarlık seçimi sıradan bir seçim değildir. Muhtar kendi adıyla çıkar ve vatandaşın desteğiyle muhtarlık koltuğuna gelir, oturur. Peki belediye başkanı seçildiği zaman bir maaş alır. Milletvekili seçildiği zaman bir maaş alır. Bakanlar maaş alırlar. Cumhurbaşkanı seçildiği zaman maaş alır. Muhtarlar maaş alıyor mu? Bazıları diyor ki muhtarlar maaş alıyor. Hayır, maaş almıyorsunuz. Ödenek alıyorsunuz. İzin aldığınızda ödeneğiniz kesilir. Soru şu. Diğer seçimle gelenler maaş alıyor da muhtar niye maaş almıyor? Muhtarın da izin yapma hakkı yok mu? Hastalanma, o da hastalanabilir. Ödeneği kesilir. Demek ki yapılacak işlerden birisi seçimle kim geliyorsa, hangi makama geliyorsa seçimle gelenler arasındaki bütün kuralları her seçimle gelene de uygulamamız lazım. O kuralların dışına kimsenin çıkmaması lazım. Diyeceksiniz ki ödenek alıyoruz yeter bize.
Maaş alırsanız emekli sandığı statüsüne tabi oluyorsunuz. Ödenek alırsanız bakur statüsüne tabi oluyorsunuz. Yani gelecek açısından son derece önemli. Yine muhtar arkadaşlarıma söyleyeyim. Mahallenizle ilgili bir belediyede karar alınırken size soruluyor mu? Size danışılıyor mu? Ya bizim mahallede şöyle bir karar alınacak. Bu mahallenin de seçimle gelen bir muhtarı var. Belediye meclisinde biz bunu görüşeceğiz. Bari mahallenin muhtarını da davet edelim. Gelip görüşünü beyan etsin. Yapılır mı? Yapılmaz. Niye yapılmaz? O mahalleden seçilmedi mi? Seçildi. Mahalleliye karşı sorumluluğu var mı? Sorumluluğu var. Belediye meclisinde mahallesiyle ilgili bir konu görüşülürken muhtar neden davet edilmez? Davet edilmesi lazım. Biz bunu yapacağız. Eğer belediye meclisinde bir konu görüşülüyorsa mahalleyle ilgili, o mahallenin muhtarı belediye meclisine davet edilecek, söz sahibi olacak ve oylama hakkı olacak. Oy hakkı olacak. O zaman mahalleye karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluruz. Muhtara ödenek değil, muhtara maaş vereceğiz. Muhtara ayrıca yardımcı personel de tahsis edeceğiz. Verilecek yardımcı personel. Sizin bir yardımcı personeliniz yok. Niye yok? Milletvekilinin 3 tane var. Belediye başkanlarının zaten imkanları var. Bakanları saymıyorum zaten. Muhtar da seçimle geldi. İzine gittiği zaman dükkanı kapatıp gidiyor. Peki muhtarlık açılmayacak mı? Fatma Kaplan Hürriyet aramızda kendi seçim bölgesiyle ilgili, kendi beldesiyle ilgili önümüzdeki günlerde bütün muhtarlara birer tane yardımcı personel verecek. Muhtarların işi rahatlasın diye. Ama bizim hedefimiz ne? Bütün muhtarlara bu imkanı sağlanması lazım ve yasal olarak sağlanması lazım. Bu olduğu takdirde muhtarlık kurumunu büyütmüş oluruz. Değerli arkadaşlar, belediyenin bütçesi var mı? Var. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütçesi var mı? Var. Her kuruluşun bütçesi var mı? Var. Muhtarlık da bir kurum mu? Evet, bir kurum. Köklü bir kurum mu? Evet, köklü bir kurum. Bu topraklarda yapılan ilk seçim bir muhtarlık seçimidir. Milletvekili seçiminden önce. Peki muhtarların bütçesi var mı? Muhtarlığın bütçesi var mı? Yok. Niye yok? Diyebilirsiniz ki efendim muhtarlığın bütçesi de mi olurmuş? Bize böyle bir imkan sağlanır mı? Sağlanır. Bulunduğunuz mahallede emlak vergisi ödüyor mu her vatandaş? Ödüyor. Para nereye gidiyor? Belediyeye gidiyor. O mahallede yaşayan insanların ödediği emlak vergisinin %1'i muhtarlık bütçesi olarak ayrılsa ne olur? Siz en azından bir fakir fukaraya yardım edersiniz. Kendi su paranızı, elektrik parasını, doğalgaz parasını ödersiniz. Aldığınız ödenekle bunların tamamını nasıl ödeyeceksiniz? Siz halkın temsilcisi değil misiniz? Halkın temsilcisiniz. Mahalleyi temsil ediyorsunuz. Bir bütçesi olacak her muhtarın, bir de bütçesi olacak. Bütçesi olmak demek aynı zamanda muhtarlığın denetlenebilir olması anlamına gelir. Parayı doğru harcadı mı? Yasalara uygun harcadı mı? Belgeledi mi? Bunlar da beraberinde gelecek. Yine başka bir şey daha değerli arkadaşlarım. Sosyal yardım yapılır. Sosyal yardım yapılırken neden muhtarlardan faydalanmazlar? Bir mahallede kim fakirdir, kim varsıldır en iyi mahallenin muhtarı bilir. Ama siz sosyal yardım yaparken mahallenin muhtarını çiziyorsunuz. Onu görmezden geliyorsunuz. Normalde bütün yardımların, sosyal yardımların muhtarlar aracılığıyla yapılması lazım. Fakirlik belgesini git muhtardan al diyorlar ama yardım yaparken muhtarı geç diyorlar. Bakın neleri düşünüyoruz muhtarlarla ilgili. Diyeceksiniz ki ya Kılıçdaroğlu muhtarlarla ilgili niye bu kadar çok üzerinde duruyorsun? Muhtarlara bu kadar değer veriyorsun. Muhtarlarla ilgili şunu yapacağım, bunu yapacağım diyorsun. Sebebi ne? Sebebi şu. Bu memlekete demokrasinin gelmesi lazım.
Demokrasinin temel taşı da muhtarlardır. Muhtarlar temel taşıdır, demokrasinin temel taşıdır ve her türlü yasaların öngördüğü bütün hakların teslim edilmesi lazım. Yeri geldiğinde dünya kadar icra tebligatı geliyor değil mi? Bunu verin, şunu verin, sabahın altısında gelirler, efendim falan yere baskın düzenleyeceğiz, muhtar da hazır olsun diye. Bedava iş yapmak angarya değil midir? Angaryadır. Anayasaya göre angarya yasak mı? Angarya yasak. İcra memuru onu dağıtırken maaş alır. PTT memuru dağıtırken maaş alır. Ama siz dağıtırken size para verilmez. Niye verilmez? Niye verilmez? Muhtarlık derneğinin dava açması lazım. Tebligatlarla ilgili sizin para almanız lazım. Bunlar verirler mi, bunlar vermezler. Ama vereceğiz. Muhtarlık ne kadar güçlü olursa demokrasi de o kadar güçlü olur. Muhtarlık ne kadar köklü olursa demokrasi de o kadar köklü olur. Muhtarlık ne kadar saygın bir kurum olarak ortaya çıkarsa demokrasimiz de o kadar gelişir. Muhtarlığın bir diğer özelliği, muhtar bir siyasi parti kimliğiyle değil, kendi şahsi kimliği ve itibarıyla ortaya çıkar ve mahalleli gelir ona oyunu verip muhtarlık makamına oturtur. Muhtarların bir yeri var mı? Yok. Belediyenin yeri var. Milletvekillerinin yerleri var. İmkanları var. Odaları var. Telefonları var. Sekreterleri var. 3 tane danışmanları var. Olsun mu? Olsun. Muhtarlığın niye bir yeri yok? Çoğu kirada. Kirayı da cebinden ödüyor. Demek ki muhtarların da bağımsız bir biriminin, bağımsız bir konutunun olması lazım. Çok lüks şatafat değil. Ama bir muhtarın rahat bir ortamda çalışabileceği, üretebileceği, hizmet verebileceği bir mekanın olması lazım. Bizim belediyelerimizin bir kısmı muhtarlara böyle tek tip konut yapıyorlar, ev yapıyorlar, çalışma ofisi yapıyorlar. Tek tip yapıyorlar. Ve muhtar gidiyor orada görevini yapıyor. Kira kira ödemiyor. Şimdi bütün muhtar kardeşlerime sesleniyorum. Önümüze sandık gelecek. Seçime gideceğiz. Kendi hakkınızı ve hukukunuzu savunuyorsanız, muhtarlık kurumunun güçlü olmasını istiyorsanız, bu söylediklerimi kim yapmayı vaat ediyorsa gidin oyunuzu ona verin. Ama kim hayır ben yapmam, bu işlerle uğraşmam diyorsa ona oy vermeyeceksiniz. Sizden isteğim bu. Yanlış bir şey mi istiyorum? Hayır. Sizin hakkınızı savunuyorum. Sizin daha güçlü olmanızı istiyorum. Daha dirayetli olmanızı istiyorum. Kimsenin önünde eğilmenizi istemiyorum. Muhtar sıradan bir kurum, muhtarlık sıradan bir kurum değil. Halkın oyuyla geldiniz oraya. Kanaat önderisiniz. Ve dolayısıyla sizin hakkınızı, hukukunuzu savunacak siyasi parti, otorite, kimse ona destek vermeniz lazım. O zaman Türkiye aydınlığa çıkar. O zaman hakça bölüşürüz. Bunun yapılması lazım. Efendim Kocaeli'nin 1970'li yıllardan beri bilirim. Çok güzel bir kent. Kocaeli'den denize girerdiniz. Şimdi Körfez'de denize giremiyorsunuz. Niçin? Yolda gelirken balıkçılarla beraber bir araya geldik. Balıkçılarla oturdum biraz sohbet ettim. Onların da bir sürü derdi var. Bir sürü şikayetleri var. Denizdeki müsilajı gösterdiler bana. Denizdeki kirliliği. Müsilaj nedir? Denizin isyanıdır arkadaşlar. Denizin isyanı. Ya Allah'ın yarattığı bu güzel denizi niye kirletiyoruz? Biz oksijen olmasa yaşayamayız, nefes alamayız. Denizde de canlılar var. Onların da oksijene ihtiyacı var. Onların da yaşamaya hakları var. Onların da hakkı hukuku var. Niye onları yok ediyoruz? Kendi elimizle. Çevreyi kirleterek. Denizin dibine bütün kirlilikleri veriyoruz. Verdiğimiz kirli suyu doğru dürüst arıtmıyoruz. Kimyasal arıtma yok. Doğru dürüst biyolojik arıtma da yok. Elinoğlu ne yapıyor diye soracaksınız. Elinoğlu şöyle yapıyor. Evsel atıkları ve kimyasal atıkları, yani sanayi atıkları
ayrı ayrı arıtıyor. Sonra arıttığı suyu bahçe sulamalarında, ağaç sulamalarında kullanıyor. Temizlikte kullanıyor, şehrin temizliğinde kullanıyor. Bizde böyle bir arıtma var mı? Yok. Ne yapıyoruz? Derin deşarj Marmara'nın dibine veriyoruz. Simsiyah suyu, simsiyah. Balık ölüyor. Bizde vicdan yok mu ya? Oradaki canlı da Allah'ın yarattığı bir canlı değil mi ya? Onun da yaşamaya hakkı yok mu? Neden onu yok ediyoruz? Balıkçı diyor balık kalmadı. Kim bitirdi balığı? Balıklar kendi kendini mi öldürdüler? Hayır efendim. Onları öldüren, yok edenler insanlar. Aklını kullanan insanlar. Ama aklını çevre için değil, insanlık için değil, hak için, hukuk için, adalet için değil, kişisel çıkar için aklını kullanırsa biz Marmara Denizi'ni yok ederiz. Yıllardır söyleniyor. Ya hepimizin güzel bir denize, temiz bir suya, ağaçlara, ormanlara, çiçeklere, arılara, kurtlara, kuşlara, her şeye ihtiyacımız var. Niye yok ediyoruz biz bunları? O kadar güzel bir tabiat ki burası. Ama denize baktığınız zaman kaygı duyuyoruz hepimiz. Balıkçı diyor ki balık bulamıyoruz artık. 104 tür ticari anlamda balık vardı. İnsanlar avlardı, balıklarını satar, gelir elde ederdi. Şimdi 104 tür kalmadı arkadaşlar. Balıkçı kardeşlerime şunu söyledim. Dedim ki balık kalmadı ne olacak? Dedim meraklanmayın. Onu da dışarıdan ithal ederiz. Nasıl olsa samanı getiriyoruz. Canlı hayvanı getiriyoruz. Balığı da dışarıdan getiriyoruz. Bütün dünya bizimle alay ediyor biliyor musunuz? Denizi olan dünyada tek ülke Marmara Denizi. Bütün denizi, çevresi bize ait olan dünyada tek ülke Türkiye. Ve kendi denizimizi yok ediyoruz. Hani ayağına kurşun sıkmak var ya, onun gibi yapıyoruz. Peki bunları yapan kim? Önlem almayan kim? Siyasi otorite. Benim sorumluluğum var. Ben gelip bunları anlatıyorum. Ama bakın eleştirinin dışında çözümü de anlatıyorum. Nasıl çözülmesi gerektiğini de anlatıyorum. Evsel atıkların nasıl biyolojik arınmayla temizlenmesi gerektiğini, kimyasal atıkların nasıl temizlenmesi, sanayi atıkların nasıl temizlenmesi gerektiğini, artı o suyun nasıl kullanıldığını, denizlerin nasıl korunduğunu, çevrenin nasıl korunduğunu, korunması gerektiğini anlatıyorum. Eğer birileri bunu yapmıyorsa, ısrarla yapmıyorsa, sizden isteyip sandığa gittiğiniz zaman elinizi vicdanınızın üzerine koyun ve düşünün. Çünkü bu deniz, bu körfez sadece bugün biz yaşayanların değil, çocuklarımız da burada olacak, torunlarımız da burada olacak. Onlara güzel bir Türkiye, yaşanabilir bir Türkiye'yi bırakmak zorundayız. Efendim bu bölgenin, Karamürsel'in güreşçileri meşhur. Hepsi gerçekten de altın madalya alma konusunda diğer bölgelerdeki güreşçilerle yarışırlar. İlk altın madalyayı getiren, bu ülkeye, Karamürsel'e getiren Aydın Demir, onu da şükranla anmak isterim. Allah huzurunu dinlersin. Evet. Ahmet Taşçı kardeşimiz de iki kez altın madalyayı bu coğrafyaya getirdi. Dolayısıyla atasporumuz olan güreşin yaşamasını isteriz. Güreş nerede yaşar? Yeşillikler olacak. Temiz hava olacak, güzel bir iklim olacak, güreşçilerimiz yetişecekler, onların çocukları yetişecek. Dolayısıyla güzel bir atmosferde bunun olması lazım. Umarım bunların tamamı gerçekleşir. Değerli arkadaşlarım, bölge yani Kocaeli sanayi konusunda Türkiye'nin en önemli kentlerinden birisidir. Binlerce kişi istihdam edilir. Ama bu bölgenin bir diğer özelliği daha var. Yoksulluk bazı mahallelerde diz boyudur. Fakirlik bazı mahallelerde diz boyudur. İşsizlik
can yakan bir acı olarak önümüzde duruyor. 10 milyonu aşkın işsizimiz var Türkiye genelinde. 1 milyonu aşkın üniversite mezunu var işsiz. Nerede iş bulabilirim arayışı içinde. Üniversite mezunu olup evlere temizliğe giden kadın biliyorum. Gitmezsem diyor, çoluk çocuk geçinemeyecek diyor. Türkiye bunu hak ediyor mu? Hayır. Beraber çalışırsak bunların tamamı çözülür. Birlikte çalışırsak bunların tamamı çözülür. Aklınıza şu soru gelebilir. Ya olur da, ya memlekette para mı kaldı? Para yok. Para var efendim. Türkiye zengin bir ülke. Hepiniz vergi ödüyorsunuz. Çocuk doğduğu andan itibaren vergi öder. İyi de nereye gidiyor bu vergiler? Nereye harcanıyor bu vergiler? Pandemi döneminde milyonlarca esnafa 10 milyon lira, 10 milyar lira para verildi. 10 milyar lira hibe olarak. 5 kişiye ise 21 milyar lira verildi. Beşli çete dediğimiz kişi 21 milyar lira. Allah aşkına söyler misiniz ya, bu adalet mi ya? 5 kişiye 21 milyar lira, milyonlarca kişiye 10 milyar lira. Esnaf söylüyor. 10 milyon lira para verdi, daha doğrusu 10 bin lira. Para verdiler bağış olarak. Bağkur borcum 16 bin lira. Kirayı saymıyoruz. Elektriği, suyu, doğalgazı saymıyoruz. Para nereye gidiyor? Bir soru sorduk biz. 128 milyar dolar nereye gitti diyor. Ya dile kolay. 128 milyar. Ben 1 milyondan bahsetmiyorum. 1 milyardan bahsetmiyorum. 100 milyardan bahsetmiyorum. 128 milyar dolar. Bu Merkez Bankası'ndaki kasasındaki bu para nereye gitti? Cevabını siz bilmiyorsunuz. Ben de bilmiyorum. Meclisteki 600 milletvekili de bilmiyor. Nereye gitti? Birisinin bunun cevabını vermesi lazım. Bu sorunun cevabını vermeyene oy vermememiz lazım. Ülkemizi seviyorsak, vatanımızı seviyorsak, bayrağımızı seviyorsak, bu sorunun cevabını vermekten kaçınanın ülkeye faydası yoktur. Asla ve asla faydası yoktur. Siyaset vatandaşına hesap verme makamıdır aynı zamanda. Ben sizden vergi alıyorsam harcadığım vergiyi ne zaman kimler için harcadığımın hesabını vermek zorundayım. Dünyada demokrasi böyle gelişir. 128 milyar dolar gidecek, soru soracaksınız. Bu soru da sorulur mu? Ne soruyu? Manavın sorununu soruluyor. Cevap yok. Esnafı soruyorum, cevap yok. Çiftçiyi soruyorum, cevap yok. Hadi onları tamam anladık. E senin harcadığın bir para var, 128 milyar dolar. Bari buna cevap ver, ona da cevap ver. Olmaz. Sandığa gidince elinizi vicdanınıza koyacaksınız. Değerli arkadaşlarım, 2 milyon 400 bin hanede internet yok. 2 milyon 400 bin hanede. Ben size 21. yüzyılın Türkiye'sinden söz ediyorum. Artık internet günümüzde su gibi, ekmek gibidir. Her evde olması lazım. Pandemi döneminde çocuklar eğitim alacaklar. 2 milyon 400 bin hanedeki çocuk eğitim alamadı. Sorumlusu kim? Rahmetli Özal Türk Telekom'u kurdu. Türk Telekom'da bizim dijital altyapımız müthiş bir değişime uğradı. Cep telefonları, telefonlar, internet, her şey olmaya başladı. Fakat Türk Telekom'u 6,5 milyar dolara Hariri ailesine sattılar. 6,5 milyar dolar. Ne yaptı aile? Gitti Türk bankalarından parayı çekti. Götürdü, hükümete verdi. Türk Telekom'u aldı. Binalarını sattı, arsalarını sattı, arazilerini sattı, bakır kabloları sattı. Bankalara borcunu ödemeye gelince de ödemiyorum dedi, alın sizin olsun dedi. Karını da aldı bu arada. Ve dolayısıyla 2 milyon 400 bin haneye internet ulaşmadı. Sandığa gideceksiniz, oy kullanacaksınız.
elinizi vicdanınıza götüreceksiniz. 6,5 milyar dolarlık bir yük yine hepinizin sırtında. Şimdi onun zararını hepimiz ödüyoruz. Ben bunları anlatıyorum. Ama şundan emin olmanızı isterim. Allah'ın izniyle dostlarımızla beraber iktidar olacağız. Bu yol görünüyor. Ama benim size namus sözüm var. Harcadığım her kuruşun hesabını size vereceğim. Bu millete vereceğim. Harcadığım her kuruşun hesabını. Eğer siz siyasetçiyseniz ve bu güzel coğrafyada bir çocuk yatağı açtırıyorsa siz o gece uyuyamazsınız. O çocuğun karnı doyacak. Ve siz sosyal yardım yaparken kişinin onurunu koruyacaksınız. Onun yoksulluğunu teşhir etmeyeceksiniz. Yoksulluk kader değil ki kardeşim. İş verirsen çalışacak. İşi yok adam. Çiftçi perişan vaziyette. Elektriğine zam, suyuna zam, gübresine zam, ilacına zam, fidesine zam. Hepsi dışarıdan geliyor. Dolar yükseldikçe bunlar perişan oluyorlar. Sonra dönüp diyoruz ki fiyatlar niye arttı? Kardeşim, yem dışarıdan gelir mi? Fide dışarıdan gelir mi? İlaç dışarıdan gelir mi? Hepsi dışarıdan geliyor. Hadi petrolü anladık, bize petrol yok. Yem için dünya kadar toprak var. Su desen su var. İnsan desen insan var. Her şeyimiz var. Niye dışarıdan geliyor? Neden dışarıdan alıyoruz? Bunu çözeceğiz. Güzel bir planlamayla çözeceğiz. Türkiye'nin önceliklerini iyi belirleyeceğiz. Neye ihtiyacımız var onu belirleyeceğiz. 21. yüzyılın Türkiye'sinde ikili eğitim yapan okullar olmaz. Sabahçılar, öğrenciler olmaz. Çocuk gidecek, sabah okula, akşam ev okuldan gelecek. Her mahallede mutlaka kreş olacak, her mahallede. Anne çocuğunu güven içinde getirecek, kreşe teslim edecek, çocuğun karnı doyacak, akşam gidecek, evladını alacak, evine götürecek. Gözü arkada kalmayacak. Kadının da taziyeye gitme, pazara gitmeye, alışveriş yapmaya, düğüne gitmeye hakkı yok mu? Hakkı var. Bunlar sosyal devlet dediğimiz devletin yapması gerekenler. Sizin hiç kabahatiniz yok mu diye bir soru da gelebilir. Kim dedi bizim kabahatimiz yoktur diye? Bizim bir sürü kabahatimiz var. Ve biz kendimizle de hesaplaşıyoruz. Yanlış yaptığımız şeyleri yanlış yaptık diyoruz. Bir dönem ne yaptık biz? Başörtüsünü getirdik, Türkiye'nin bir numaralı sorunlu haline getirdik. Sana ne kardeşim başörtüsünü? Sana ne? Başörtülü mü, başörtüsüz mü ona bakmayacaksın. Sen şuna bakacaksın. O kadının karnı doyuyor mu, işi gücü var mı, evladı üniversiteyi bitirdiyse iş bulabildi mi, bulamadı mı sen ona bakacaksın. Huzur içinde yaşıyor mu sen ona bakacaksın. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Her sorunu çözülür. Her sorunu. Çünkü çok zengin bir insan kaynağımız var. Bakın gençlerimiz var. Pırıl pırıl evlatlarımız var. Hepsi diyor ki yurt dışına gideceğim, orada çalışacağım. Niye Türkiye'de çalışmak için emek harcamak istiyorlar da ortam yaratamıyor? Neden bu gencecik evlatlarımıza iş bulunamıyor? Bunları çözeceğiz. Gençlerin de sorunlarını çözeceğim. Gençlerle olan diyaloğum da son derece güzel. Ve son derece güzel diyaloglar kurduk. Sizden isteyeyim. Demokrasiyi güçlendirin. Sizden isteyim, yalan söyleyenlere oy vermeyin. Sizden isteyim, temiz siyaset yapan, ahlaklı siyaset yapanlara oy verin. İlla gelip de CHP diye değil. Kime inanıyorsanız düzgündür, temizdir, namusludur, siyaset yapıyor, gidin oyunuzu verin. Eyvallah, benim başımın üstüne. Hiç buna itirazım yok demiş. Siyaseti zenginleşme aracı olarak kim görüyorsa o bu ülkeye felaket getirir. Siyasete atıldığım gün bütün mal varlığımı 27,5 yıl devlette çalıştım. Bütün mal varlığımı
kendi internet siteme koydum. Benim mal varlığım budur. Karımın yüzüğüne kadar. Ne olacak? Alın teriyle kazanmışız. Kimse bir şey diyor mu? Diyemez. Boğazınızdan aşağı haram lokma inmediği sürece diyemez. Sizden isteyin bunlar. Bunları yapmanızı isterim. Sandığa gideceksiniz. Temiz siyaset için, evlatlarınız için, güzel bir dua için, temiz bir deniz için oy kullanacaksınız. Dini siyasete alet ediyorlar. Bundan daha büyük bir yanlış yok. Kimliği siyasete alet ediyorlar. Bundan daha büyük bir yanlış yok. Yaşam tarzını siyasete alet ediyorlar. Bundan daha büyük bir hata yok. Kimlikle senin ne işin var kardeşim? Hangimiz anne babamızı seçme özgürlüğüne sahibiz? Hepimiz annemizle babamızla gurur duyarız. Ölçümüz ne? Ölçümüz bayrağımız. Başka bir de vatanımız. Bayrak ve vatanla sorunu olmayanın, olmayan herkesin benim başımın üstünde yeri var. Yeni bir siyaset anlayışı, temiz bir siyaset anlayışı, ahlaklı bir siyaset anlayışına adım attık ve yürüyoruz. Bakın bütün belediye başkanlarıma şunu söylüyorum. Bulunduğunuz yerde bir ibadethane varsa orayı sürekli temiz tutacaksınız. İnsanlar gidecek, temiz bir ortamda Allah'a dua edecek. İster cami olsun, ister havra, ister kilise, ister cemevi. Gidip ibadet mi yapacaksın kardeşim? Temiz bir yerde ibadetini yap. Eyvallah benim başımın üstünde. Benim görevim sana ibadet edeceğin yeri tertemiz sana teslim etmektir. Bütün belediye başkanlarımız bunu yapar. Ayrıca bütün belediye başkanlarımız şunu yapar. Diyorum ki harcadığınız her kuruş sizin paranız değil. Vatandaşın parası. Harcadığınız her kuruşun hesabını belli aralıklarla vatandaşa vereceksiniz. Dün İstanbul'dayım. Ekrem Bey çıktı. 2 yıl içinde ne kadar para topladığını, hangi yatırımlar yaptığını, yatırımları nerelere yaptığını, ne kadar harcadığını tek tek kuruş kuruş açıkladı. Ha ihale. İhaleyi de canlı yayın. İsteyen gelsin görsün. Kapı arkasından cebimi doldur da sana şu ihaleyi veririm. O devri Allah'ın izniyle kapatacağız. Vatandaşın her kuruşuna sahip çıkacağız. Çiftçi, esnaf pandemi döneminde borç verdiler. Ya dükkan kapalı kardeşim. Nasıl borcunu ödeyecek bu adam? Faiz habire çalışıyor. O faizleri sileceğim. Tamamı sileceğiz. Esnaf gidecek, ana parayı belli taksitler içinde ödeyecek. Bunu yaptığınız zaman sosyal devlet olur. Vatandaşla devleti barıştırmış olursunuz. Bütün bunları gerçekleştireceğiz değerli arkadaşlarım. Son olarak şunu ifade edeyim. Kırıkkale'yi hepiniz bilirsiniz. Sonradan il olan güzel bir kentimiz. Makina Kimya Endüstrisi Kurumu orada. Cumhuriyeti kuranlar, savaş meydanlarından gelip cumhuriyeti kuranlar, Anadolu'nun ortasında düşmanın rahat ulaşamayacağını düşünerek Kırıkkale'yi entegre bir silah sanayi kentine dönüştürürler. Hem silah hem mühimmat orada üretiliyor. Adı Makina Kimya Endüstrisi Kurumu, bir devlet kurumu. Genel müdürü var, genel müdür yardımcıları var, daire başkanları var, fabrika müdürleri var, işçiler var, ustalar var, mühendisler var. Hepsi çalışıyor. Şimdi burayı diyorlar ki bir anonim şirkete dönüştüreceğiz. Sonra birilerine verecekler. Sakarya'da 20 milyar dolar, değeri 20 milyar dolar olan tank palet fabrikasını Katar ordusuna verdiler. Nasıl? Milli Savunma Bakanlığı'ndan çıkardılar. Bir anonim şirkete dönüştürdüler. Anonim şirketin hisselerini götürdüler. Katar ordusuna verdiler. Savunma sanayi değerli arkadaşlar. Sıradan bir sanayi değil. Şimdi bunu yapıyorlar. Tamam ben Kırıkkalelileri savunuyorum. Kırklareli'leri savunuyorum. Kırıkkalelileri savunuyorum. Kocaeli, İzmitleri savunuyorum. Herkesin hakkını, hukukunu savunuyorum. Ama oralardaki devlete ait fabrikaları ve o fabrikalarda çalışan işçilerin de haklarını savunmak zorundasınız. Bir silah sanayimizi verdik.
5 kuruş almadı. 5 kuruş. Şimdi makine kimya endüstrisini vermenin hazırlıklarını yapıyorlar. Ha bunu sizin vicdanınıza teslim ediyorum. Başka bir şey istemiyorum. Efendim birazdan oturacağız değil mi masaya? Evet. Sayın Başkan. Evet. Evet güzel oturacağız. O bölüm medyaya kapalı olacak. Genelde kuralımız böyledir. Bana sorular soracaksınız. Ben soruları not alacağım ve onları cevaplandıracağım. Sizden isteğim şu. Şu soruyu sorarsam genel başkan üzülür mü? Üzülmem. Sorun. Efendim şu soru genel başkana sorulur mu? Sorun arkadaşlar. Sorulacak her sorunun cevabını verir. Samimi olarak cevap verir. İktidar sahiplerinden bizim farkımız vardır. İktidar sahipleri ayrı, biz ayrıyız. Biz dostlarımızla beraber demokrasiyi savunuyoruz. İnsan haklarını savunuyoruz. Helali savunuyoruz, harama karşıyız. Biz böyleyiz. O nedenle rahatlıkla soruları sorabilirsiniz. Ben de cevaplayacağım. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun.